emeklerdeki zulmet dedi nasıl giderilebilir? Tabii bunu ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de var. İlk defa duyan da var. Yemekten de zulmet mi geçermiş? Tabii gusülsüz, abdestsiz, namazsız, niyazsız, besmelesiz bir kimsenin yapmış olduğu yemek insanın kalbine kasavet çöktürür. O hal, yani onun kalbindeki o hal, onun yaptığı yemeğe de sirayet eder. Dolayısıyla o yemek yendiği zaman kalbe aynı şekilde onu intikal ettirir. Ettirir. Peki başka ne yaptırtırır? Taatlarda, yani ibadetlerde gevşek davrandırır. Haramlarda gevşek davrandırtır. Farkına varmaz insan. Hani bugün zamanımızda, yani ne alacak bir şey seninle falan diyorsun. Her tarafta iyi içiyorsun ya. Her evet. tarafta içiyorsun. Lokantalar bile öyle. Ya şimdi lokanta sahipleri üzerine alınmasın haşa. Onu zaten hemen hepsini öyle lekelemek insanlara hatalı kusurludur demek. O Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifine de muhaliftir. İnsanları öyle görmek o yanlış. Çünkü insan kendi hata ve kusurlarıyla meşgul olmalıdır buyuruyor. Ama hani zahir itibariyle bakıldığı zaman, zahir itibariyle mesela bir restoran düşün. İçki de var. Mutfakta aynı şekilde bakıyorsun. Midede ondan sonra ne bileyim balık ürünlerinden diğerlerinde hallediyor adam. Onları da hallediyor. Ondan sonra adamın hatırına mesela namazı niyazı yok. Oradaki aşçı besmele hatırına gelmiyor. Şimdi o yemekler ister otelde olsun, ister lokantada olsun, o kimsenin hazırladığı. Bakıyorsun çalgı ortamı içerisinde bir müzik çalıyorlar falan genelde. Şimdi orada yenen yemek, insanı itaate götürmez. Evet. İsyana ve günaha sürükler. Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki yemekler tayyip olacak, helal olacak. Hazırlayan da aynı şekilde abdestli, hani muayyen günündedir, abdestli değildir de besmeleyle hazırlayacak. Besmeleyle yapıyorsa, ve yiyen kimse de buyuruluyor. Sadece yapan değil, abdestli olarak sofraya oturur ve yerse buyuruluyor. O yemekten hasıl olan güç ve kuvvet ve hatta yemeden önce de ya Rabbi bu yiyeceklerden hasıl olan enerjiyi sana ibadette, senin kullarına hizmette kullanmayı, kullanmak niyetiyle ben bunları yiyorum diye niyet ederek böyle başlarsa o yemeklerden hasıl olan enerji bunu hep itaate götürür. Helal ve mubah olan işler yaptırır. Allah-u Teala'nın rızasına uygun işler yaptırır. Allah-u Teala'nın dinine hizmet ettirir. Namaz kıldırır ve haramlardan sakındırtırtırır. Evet. Ama haram olursa, zulmetli olursa o da, bu da onun tersi olur. Şimdi dinleyicimiz diyor ki hani buna mani olabilmek için buna mani onun içerisine çökmüştür. Dinleyicimiz orada bir ifade kullandı. İşte bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyunca onun zulmeti gider. Biz kitaplarda rastlamadık. Ama onu not aldık. Yani bilmiyoruz öyle bir durum var mı? Böyle zulmetli bir yemeği temizlemek için. Yani bu şekilde böyleyse. Hani yemezsek fitne çıkacak. Ondan sonra bir şey, bazı şeylere sebebiyet verebilecek böyle bir durumlar söz konusu ise böyle durumlarda nasıl hareket etmek lazım elbette kitaplarda yazılmıştır. Onu da bir araştıralım. Yani dinleyicimizin dediği gibi öyle bir ifade varsa inşallah tabii onu da naklederiz efendim. İnşallah. Hatta yani hatırımıza geldi ondan nakledi verelim. Yemekle alakalı değil ama zulmetle alakalı bir husus. Hindistan'da metun bulunan evlad-ı Resul'den Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri var. Bu zattan zaman zaman bu zatın kütüphanesinden bazı Müslümanlar gelir kitap isterlermiş. Okumak için, araştırmak için. Bu zat geleni zaten boş çevirmediler gibi bu konuda da boş çevirmiyorlar. Kitabı veriyorlar. Adamcağız bir hafta 15 gün durumuna göre bir ay o kitabı aynı şekilde okuyor, tetkik ediyor. Sonra gerisin geri tekrar getirip iade ediyor, teşekkür ediyor. Fakat Abdullah Dehlevi Hazretleri o kitabı hemen kütüphanesine koymazmış Bahattin Bey. Böyle onun ders verdiği, sohbet ettiği bir yerde yüksek bir aynı şekilde şey varmış. Ne diyelim sehpa gibi bir şey. Evet. O kitabı oraya koymuş. Sohbet ettiği yerde. Günlerce sohbetten sonra o kitabı alır şeye koymuş. Kütüphaneye koymuş. Tabii bu defalarca tekrar ettiği için bir talebesi bir gün sormuş. Demiş efendim hikmeti nedir? Niçin kitabı hemen oraya yerine koymuyorsunuz da buraya koyuyorsunuz? Buyuruyorlar ki bu kitap dışarı çıktı. Kitap doğru kitap ha. Evet. Yanlış kitap değil. Kitap doğru kitap. Dışarı çıktı.
dışarının zulmeti sindi. O zulmet, dışarının o zulmeti aynı şekilde gitsin çıksın diye, gitsin çıksın diye burada bekletiyor muymuşlar. O sohbetin bereketiyle o zulmet üzerinden kalsın diye bekletiyorum. Evet. Bu bir. İkincisi, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bu zat İstanbul'a teşrif ettiklerinde bir gün bu İstanbul'da vali kona, vilayet var ya, vilayetin karşısında oraya Bağbali yokuşu diyorlar. O Bağbali yokuşundan inerlerken orada bir kitapçı varmış. Kitapçının vitrinde bir kitap dikkatlerini çekmiş. Dönmüşler, kitabı okumuşlar. Kitabın ismini, yazarını okumuşlar. İçeri girip kitabı açmamışlar. Vitrinden kitabın ismini okumuşlar. Ve oradan Eyüp'e geçmişler. Eyüp'te, o Eyüp mezarlığının yukarısında hala cami var orada. Kaşgari dergahı var. Evet. Orada haneler vardı, evler vardı. Orada kalıyorlar. Ve o camide de aynı şekilde hem imamet vazifesi yapıyorlar, camiyi de aynı şekilde sohbet yeri olarak kullanırlarmış mübarekler. Orada buyurmuşlar ki, bugün Bağbali yokuşundan geçerken orada bir kitap vitrinde gördük, kitabın ismini okuduk. Hala ismini okumuşlar. Hala onu zümmetine atamadık. Fatih Bey, bir sapı yuttuk ha. Evet. Her önümüze geleni okuyoruz, ya, bakıyoruz. Biz hapı yuttuk ha. Şimdi dinleyicimizi de tebrik ederiz. Hakikaten yemekler böyle. Yani dışarıdaki adam, yani eğer kalbi bozuksa, böyle bir kimsenin yazdığı yazılar, söylediği sözler, reklam olsun, bilmem ne olsun, yazdığı panolar. On sana geçiyorsun karşına, bakın hani biraz daha şey yapalım. Hani din büyükleri bunu daha da şey yapmışlar. Mesela bugün şeyi adapte edebiliyorsun. Televizyonlar var ya. Evet. Belgeseller var mesela. Belgesellerde bazen adam mesela Hristiyan veya ateist. Adam belgeseli çekmiş, orada konuşuyor. O adamın orada konuşması, onun yüzünü görmesi bile aynı şekilde kasavet verir, zulmet verir buyuruyor. Geç bir de şimdi öncekinde onların dizilerini seyrediyorsun, ne yapıyorsun falan. Ondan sonra da o zulmetin neticesinde sen kalkacaksın, itaat edeceksin. Değil mi? Evet. Çok zor iş, çok zor iş, çok zor. Allah'a tabi hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Hepimizin yardımcısı olsun. Yani dinleyicimiz vesile oldu buna. Hani yemeklerdeki zulmet. Onun için de yemekleri helalden kazanmalı. Ondan sonra abdest olarak besmeleyle yapmalı. Ve mümkünse abdest olarak sofraya oturmalı. Besmeleyle başlamalı. Elhamdülillah diyerek, dua ederek bitirmeli. Ve yemeğe başlamadan önce de, çünkü el yıkamak sünnettir. El kayıp sofraya oturunca niyetini düzgün yapmalı. Ya Rabbi, bunlardan hasıl olan enerjiyle sana itaat etmeyi bana nasip et. Senin kullarına hizmet etmeyi bana nasip et. Ya Rabbi diye niyet etmeli. Besmeleyle başlamalı. Hatta bazen din büyükleri bir zat, bir gün böyle birisi gelmiş o zatın yanına. Dikkatini çekmiş. O zat mesela çorba içiyor. Her ağzına kaşığı koştu, bismillah diyor. Her açım bismillah. Demiş efendim, demiş yani bunun başında söylenmiyor muydu? Alışmışız buyuruyorlar. Ha, idare ediyorlar. Alışmışız. Besmeleyle söylüyorlar. Evet. Çünkü o bir Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Her bir lokma. Ve orada birçok kimsenin aynı şekilde emeği var. Onlar da Allah-u Teala'nın ismiyle aynı şekilde her lokmaları besmeleyle ağızlarına giriyor. Besmelesi bir şey koymuyorlar. Evet. Ondan sonra da bütün güzellikler de onlarda oluyor tabii. Biz de hatırımıza geliyor mu, gelmiyor mu, düşünüyor muyuz, düşünmüyor muyuz? Ondan sonra da diyoruz ki, başımda böyle sıkıntı var, başımda şöyle işte asabiyet var, depresyon var, ondan sonra şu hastalık var, bu hastalık var. Tabii, olmaması mümkün değil. Olmaması mümkün değil. Bütün bunların hepsi ondan sonra peş peşe gelir mi? Gelir tabii ki. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, Bizans'tan bir doktor gelmiş. Ev vermişler, orada bakılıyor, ediliyor falan. Adam 6 ay kalmış, bir kişi bile müracaat etmemiş. Adam utana sıkıla gelmiş doktor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna. Demiş efendim, demiş, ben demiş buraya geldim 6 ay oldu, kimse demiş bana gelmedi. Yedim içtim, yan gelip yattım. Yani ben demiş müsaade ederseniz gideyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kalırsanız misafirimiz olursunuz. Size aynı şekilde bizim size bakmak, ihtiyaçlarınızı gidermek vazifemizdir. Ama şunu bilesin ki ne kadar kalırsan kal, hesabım sana gelmez. Niye gelmez? Çünkü onlar hasta olmamanın yollarını öğrendiler. Bir, acıkmadıkça sofraya oturmazlar. İki, doymadan önce kalkarlar. Bütün zaten hastalıkların başı da o mide fesadı. Ondan sonra da
Eshabım temizliğe çok dikkat ederler. Yemede, içmede, giyinmede. Evde. Evdeki eşyalarda. Üstünde. Üstündeki eşyalarda ve çalıştığın yerde. Masan. Ondan sonra ne bileyim toz, toprak. Zaten din büyükleri buyurmuşlar. Hani toz, toprak veyahut da böyle gayri intizami olan yerlerde şeytan bulunur buyuruyor. Şeytan bulunur. Şeytanın mekanları böyle. Evet. Onun için Müslümanın evi de, kendisi de, elbisesi de, üzeri de, çalıştığı yer de, arslan yattığı yerden belli olur deniyor ya hatırlarınız. Evet. Yatağından belli olur. Dolayısıyla temiz olur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabım temizliğe riayet eder. Yemesine içmesine dikkat eder. Bunun için hasta olmaz yani. Hasta olmamanın yollarını. Ha hiç mi hasta olmaz? O ayrı mesele. Üşütür veyahut da ölüm hastalığıdır. O ayrı mesele. Ama normalde, normalde değil.